Arkadaşlar selamlar, yepyeni bir gün ve Farming Simulator'ın 31. bölümüyle karşınızdayım. Evet, toplu tutmuş bölüm. Evet, bugünün geleceği dostlar engellenemezdi yani. Maalesef bunu söylemek zorundayım ki 31. bölüme hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. 31. bölümü özel arkadaşlar. Halil'i getirdik. Son 3 bölümdür yoktu. Dedi ki abi, dedi, ben sadece 31. bölümde geleceğim dedi. Haberiniz olsun dedi. Halil, bu arada kaydını açtın mı kardeşim? Senin gözünden de atıyorsun bildiğin gibi. Ben hatırlatayım. Şimdi video diyor bir de ya. Oğlum sanki bana video çekiyor ya. Kamil'e bak ya. Her neyse. Tamam Halil. Açtın mı? Tamam. Evet, Halil'in de videosu başladığına göre arkadaşlar bizim de videomuz başlayabilir. Bildiğiniz gibi dostlar 31. bölüm ve bugüne özel artık çimlerimizi hasat edip çimlerden kurtulacağız. Ve bana kalırsa beyler pamuk ekelim diyorum ben. Çünkü kumaş üretimimiz biliyorsunuz ki çok yüksek bir şekilde devam ediyor abi. Kumaştan parayı buluyoruz. 100 bin liramız var şu anda. Sermayemiz de var. Bana kalırsa pamuk ekelim. Tabii Halil'in bu konudaki fikri nedir bilmiyorum. Polut'un fikrini biliyorum. Nasıl fark etmez Halil? Yani şu an çok normal, sıradan hani. Nasıl sıradan oğlum? Ne kadar gelire sahip olduğumuzu görmüyor musun? 100 bin lira yani normal bir para. Yani çok nasıl bir para normal değil. Bir para? Senin ektirdiğin neyden biz 100 bin lira kazanabildik? Ha? Oraya soya da eksen aynı para kazanıyor, ne değişti? Nereye soya eksek? Soyadan 70 bin lira geliyor. 70 bin dolar geliyor, hem de onu ekip hasat edene kadar oluyor. Ama ya, sen tamamını hiç soya fasulyesi ekmedin ki buranın. Ekmedik mi lan tamamını hiç? Ektik ya. Ektik. Ektik lan. Yani bu arada birleştirmeden pamuk, önce. Pamuğun tamamı değil, daha 17.000 16.000 litre pamuk var. Aynen. Daha çok fazla pamuk var. Malzeme eksik diyor üst taraftan, yapağı için diyor onu. Bu artık evet. Bence biraz yapağı atalım, oradan da kassın. Neden söylüyorum onu biliyorsun? Çok yapağı var ya oğlum elimizde. Bak ben buradakileri atıyorum komple. Yani bunları satalım bence direkt. Oğlum neden çünkü satalım pamuk zaten şu an? Pamuk dönüşecek zaten. Şu anda para. Bak aynı anda dönüşüyor. Aynı anda dönüştükçe hızlı üretim bulut. Hızlı üretim. İstihdam sağlıyoruz farkındaysan. Abi şöyle bir şey var ama. Bu yapandan şey? Kaç yani 50 litre falan pamuk kumaş geliyor galiba. Olsun. Sonuçta bir şey seri geliyor. Bir üretim oluyor. İki defa yani. Ya bu postaya atalım, bir daha atmayız öyle söyleyeyim. Tamam öyle yapalım. Siz onu halledin, ben şu çim için mademe kiralayayım. Ha sen o çim için kiralı abicim. Şimdi dostlar şöyle yapacağız. Bugünkü planımızı ben size hemen açıklayayım. Halil geldiğine göre dostlar günlerdir bir türlü hasat edemediğimiz çimi hasat edeceğiz. Ve ondan bir kurtulacağız. Ondan sonra tarlamıza tekrardan pamuk ekeceğiz. Sebebi ne? 31. bölüme özel kıyafet fabrikası açacağız. Ve bundan sonra dönüştürdüğümüz pamukları artı bir de kıyafete çevireceğiz. Ve gelirimize gelir katacağız. Yani çok yüksek bir gelire sahip olacağız. Önümüzdeki günlerde bu yaptığımız işlemle pamuklar tarlamızda çıkacak. Yapağlarımız, koyunlarımızdan çıkacak. Bunlar kumaş fabrikamıza girecek. Kumaş fabrikamızdan çıkan kumaşlar da kıyafet fabrikamıza girecek. Yani atölyemize girecek ve oradan da kıyafet olarak çıkacak ve toptan kıyafet satma işine gireceğiz. Kıyafetin acaba yani satış şeyine kadar hiç bilmiyorum. Öğrenmek de istemiyorum şu an ki heyecanı kalsın diye. Ki kumaşın fiyatında bile biz delirdik. Değil mi Bulut? Yani biz sattık kardeşim, gerçekten çok zengin olduk bir anda. Abi bireyden abi motorlara bindin gelin hadi. Sen kiraladın mı? Kiraladım ben bütün bir gerekli. Motorlara mı? Tamam. Hatta bir tane traktör getireyim, buradan ekipman götüreceksiniz. Öyle mi? Evet. Tamam, ben bir tane traktöre biniyorum abi. Ural abi. Şu küçük kırmızıyı satıp bir jondara. He, sen kendine özel bir traktör abi, istiyordun. Evet, yani senin var, Halil'in var, bir jondaramız yok yani. Şimdi arkadaşlar harbiden şimdi Bulut'un bir traktörü yok. Bulut sana bir of, onlara reklamı gördüm ya. Sana bir tümosan çekmeyelim mi Bulut peki? Abi ne tümosan yok ya bana. Nasıl yok? Herkes binemez onu. Herkes binemez onu. Ali neredesin sen bu arada şu an? Ya tümosan. Ben zaten iki ekipmanı getiriyorum ben zaten. Bir tane ekipman kaldı orada. Tamam, ben yarım traktöre bindim geliyorum. Neredesiniz? Ben mağazadan geliyorum zaten çiftliğe şu an. Ben şey mağazadan. Benim gelmeme gerek yok mu yani? Yok, sen çim tarlasının başında beni bekle. Oğlum o kadar yarım traktörü aldım geldim ya. Yarım? Neresi yarım onun? Yok şu an kirli de kardeşim, o yüzden diyorum. Şimdi sen bunu birazdan yık, parlatırsın. Yıka ben onun rengini değiştireceğim. Jondere'lerin fiyatları tamam, niye bu? Yıkayım kardeşim. Jondere'nin fiyatları nasıl Bulut şu anda? Abi Jondere'nin küçük traktörü 100 binden başlıyor. Nasıl? Ya, o zaman Bulut sana bugün almayalım onu, tamam mı? Bugün ben alamayız zaten. Bugün şu boş yere bir tane daha koyun şeyi kurmayalım mı? Kuralım.
Kıyafetten gelen parayla alırız o yonları. Kıyafette aynen. Kıyafet satışının ilk şeyiyle Bulut sana bir tane traktör çekelim gayış gibi. Ne bu ya? 0 kilometre ha. Yeşil bir yonder adam böyle. Sen yine de ikinciyi takip mi etsen belki ikinci ele düşer ha. Abi yonder almışken. Bir tane New Holland var da. Hocam. Tank var orada. İkinci elden ama Bulut dilediğini seçemez, öyle de bir şey var arkadaşlar. Şimdi Bulut'a yani traktör alacakken de ikinci elden almayız. Kimse yani kusura bakmasın. Jondere'nin ikinci elini biliyorsun. Ama belki de Jondere düşerse oraya ikinci el, o da yani... Jondere düşerse çekerim direkt orada hiç. Sahibinden az kullanılmış. Ne oldu? Olaya dahil olacağım şimdi. Ne oldu? Allah kahretsin. Anladım olayı. Tamam da üçüncü el alırım diyecektim konuşmanın devamında. Yani üçüncü, dördüncü, beşinci. Ben şu anda sıfır, tertemiz, traktör istiyorum. Sen şu an bunu bana almak zorundasın. Kızım sen niye videolardaki sürekli dıs sessin ya? Birisi geçen şeyleri şey yoruma şey yazmış. İşte Kübra abla aslında hiç yok falan ama sen... Hayır. Sen dıs sesi olan hani filmlerdeki dıs ses demiş. Buradan geliyorum ya, buraya böyle dolanmaya üşeniyorum. Hadi ya da Çin biçmesini gör. Yaparak sana haddini bildiriyorum, anlatabiliyor muyum? Tamam Kübra, şu anda müsaade edersen... Sen şu anda sıfırdan bu videoyu yarın izleyeceğim. Sen şu anda Bulut'a sıfır traktör alırsan... Oğlum ben traktörle ben almıyorum ki. Sen dedin ki tamam, kendi paramla alıyorum. Bir şey söyleyeceğim, Bulut'un kendi parası. Kendi parası. Senin kendi paran varsa al o zaman kendisi. Alırım. Nerede kendi param var? Şurada birazcık alıyorum. Ya iki tane şeyleri var arkadaşlar, her şeyde aynı şeyi söylüyor ya. Ya nereden taktılar onu evlendiğimiz günü nasıl diyeyim? Nereden taktılar o çeyrek, o çeyrekleri takan adamlar var ya, şu an bilse bunu gururla yürür böyle, ulan bir çeyrek taktık her şeyi. Kredi çekerim. Ben direkt biçiyorum da sen duruyorsun. Şu an izliyorum bir yandan Halil'cim. He? Nerede parası gösteriyor? Senin paran nerede gözüküyor şu an burada? Sağ benim param sağ üstte 97.930. İçeri gideceğim. İçeride bilgisayara bakmaya gidiyor nasıl diye. Bunu da hemen çitlik değiştir. Oğlum bundan bir tane daha alsaydın lan Halil. Ne abla? Halil diyor ki Bulut abi hemen çiftlik değiştir. Dur değiştiremedim. Kızım yani. Hayır. Aynı harcamaları yaptığımız için. O para ortak. Aynı harcamaları bak, yaptım. O para ortak o para. O para ortak. Allah'ım ne olur canımı al. Bulut'a bisiklet al sıfır. Bulut'un sıfır bisikleti var burada, sadece traktörü. Traktör alma bunu. Lan Bulut'a aman Vural abi sen hadi kurut şurayı bir yandan zopaya bir yandan... Oğlum tarlayı. benim bana şey alet vermedin ki Kamil. Var ya da abi tarlanın başına bıraktın. Bu çim biçen mi bu? Desene oğlum değil. Ben de geldim seni izliyorum anasını satayım. Bu hasat ediyor mu? Yok onunla sen otu kurutacaksın. Otu kurutacağım. Evet. Oo arkadaşlar. Oo ot kurutma makinesini çalıştır diyor harbiden. Aa, yeni bir makine görüyoruz şu an. Arkamdan takip et beni. Harbiden yeni bir makine görüyoruz dostlar. Ben de sandım Halil beni izlemek için çağırıyor. Gel yap bak bakayım nasıl alıyorum diye. Çalış diyorsun dedim oğlum sen niye dedin? Bu arada arkadaşlar ben bu videoya like istemedim. Lütfen sizlere zahmet. Eğer bu videoda Bulut'a sıfır traktör olursa like atmayın. Farming Simulator'un bildiğiniz sen gibi nerede? 31. bölümü. Devamı gelsin istiyorsanız dostlar kesinlikle like atmayı unutmayın. Atmış olduğunuz like'lar çok güzel bir destek olarak geri dönüyor. Şimdiden her birinizin eline sağlık. Teşekkür ederim. Kocaman bunda kocaman. Abi, sen niye getirmedin abi mağazadaki senin ekipmanı? Sen de arkasına gitsin. Sen de Vural'a ben önerim. Ben de onu soruyordum tamam. Hadi. Bulut sen abi, de o diğer direktörle şey yap. Öyle yapacağım öyle. Geri gel indir bakalım. Zaten kaç saattir de bir konuşamadım ki. Ben de konuşamadım. Şu anda... Aha indirdim valla. Oha lan ne yapıyorum? Aa. Oğlum devam ne yapıyor et. Lan bu? Kuru diyor abi işte otu saçıyor sağa sonra kuruyor da güneşten. Sonra bunu nasıl alacağız buradan la? Onu oradan işte buldava bir tane daha ekipman getiriyor. Onunla toplayacağız. Sonra en sonunda balyasını basacağız. Ha. Hadi ya da. Peki bir şey soracağım Halil. Bu şey olacak değil mi? Kuru ot olacak bu işin sonunda. Evet, kuru ot. Evet. Tamam. Çok iyi. Kuru ot ihtiyacımız bizim hep oluyor. Hem de yani ihtiyacımız kadarını alırız, kalanını satarız, değil mi? Yok, satmaya gerek yok abi. Satmayacak koyunlarda mıyız? Koyunlar da 80 tane koyun aldın abi. Buradan çıkan kuru ot bize bir av yeter. Koyun çim yiyor yani. Kuru ot da mı yiyor? Ot ottur abi koyun. Yiyor yani onu yiyor. Da. Tamam aynen, ayırt etmiyor. Şey demiyor yani. Oğlum bu çok kuru demiyor yani. Lan bu ne kadar kuru ama. Kuru ama ya. Beyler yani lütfen. Adam bir mod verin bana. Vallahi arkadaşlar. Çok güzel bir makine. Şu anda aşırı keyif alıyorum bu arada.
Baksana ne güzel yalpalanıyor. Bak. Şimdi buldağı böyle gelecek, toplayacak abi onları. Tek bir noktaya toplayacak. Tamam. Ben onları tek bir noktaya toplarım şimdi. Tamam. Devam et, devam et. Halil telsizden sürüm, devam et. Oo Halil, doğru yolu bulmuşsun ha kardeşim. McCormick de geziyordu ama. Evet evet. Sonra sana gücü yetmedi abi. Herkes bulut tam ben dediğimde fark etti, tamam mı? Traktör böyle bir yavaşladı böyle, tamam mı? Herhalde iç kameradaydı, tamam bilmiyorum artık nasıl oldu da. Durdu, indi, yanıma kar geldi, diyor ki in. Böyle bir dönüş yapacağım. Ulan çıkacaksın abi, sen beni Tumosan'ı niye yıkamadın? Yıkadım mı? Ne güzel topluyor bir araya. Şimdi lan valla yıkayıp getirdim ha, ondan önce Halil abi Bulut'un sor, Bulut'un göreviydi efendim. Bu alet çok iyiymiş. Bu güzel topluyor bir araya. Harbi mi? Valla bak şimdi Bir sonraki Bulut, bir sonraki turda değişelim, sen buna geç, ben ona da bak. Bak aşırı keyifli ya. Tamam. Valla şey Halil'e verdiğim de benim çok keyifli valla. Ama bu da keyifli, şu an yaptığım da keyifli. Oğlum Çim'in hasatı çok kolay lan. Çim'in geliri geliri kötü ama değil mi büyük ihtimalle? Yok geliri de güzel esasında. Bunu flash gibi edeceğiz. Hani öyle yaparsan gayet güzel bir geliri var. Vallahi traktör hızlı gidiyor ya, o keyif veriyor harbiden. Aslında var ya, biz hasat işleri için bir tane böyle traktörü hızlandıran bir mod kurmasak mı ya? Yok ya. Güzel olur. Bence daha zevkli olur videoda izleyenler için. Yani onunla gideceğine en azından 20-30 yapsak. He arkadaşlar. Çok da abartmadan bunu yani. Size soruyorum şu an, yorumlarda yazın. Hasat işlemlerinde traktörümüzün daha hızlı gitmesini sağlayacak bir mod varsa onu kuralım mı? Belki de abartmayacağız için yani. Abartmayacağız ya. Az bir şey daha hızlı olacak işte. Oralı bekle de bunu daha böyle yetişsin ya. Ha tamam bekleyeyim, doğru haklısın kardeşim, pardon. Vallahi arkadaşlar yemin ederim bir 3-4 gündür çekmiyordum. Bir özlemişim ha gerçekten şu yeşilliği. Çimenine kurban ya. Bizim çiftliğimiz çok güzel ya dostlar, var ya. Yani tam bir burada bir aile ortamı var. onay geldi. Lan benim kornam niye bip bip diye çalıyor? Korna tuşu 0 değil miydi? Evet 0. O ne ya? Allah'ım ya Rabbim. Akülü araba düdüğü gibi ya. O ben ne öyle ya? Ben bunu bir servise götüreyim de bak nasıl bir korna yapacağım buna seyretsen. Akülü araba düdüğü. Peki Halil, burada bizimle olmadığın günlerde neler yapıyordun kardeşim? Hiçbir şey yapmıyorum. Ne atıyorum demek. Peki kanalına video çektin mi ekstra? Hayır. Oo. Bekle geliyor. Bekle geliyor. Böyle olmaz ki. Bak bir anda sinirlendim. Şu an gaza basasım geldi ya. Oğlum hiç Bulut yok. Abine çekmemişsin. Bak Bulut abin her gün düzenli TikTok'ta kardeşim. Harbi ya. Arkadaşlar Valorant hakkında ne arıyorsanız. Hepsi. Valorant hakkında bir şey aradığınızı düşünmüyorum ama hani ararsanız falan. Barmik videosuna. Ama arayan adam vardır belki. Oha Bulut nasıl bir makineyle geliyorsun lan sen? Abi yeni oramayla ortaya topluyor hepsini. Oha. Bak ortaya topluyor, bir düz çizgi yapıyor hepsini. Dur bekle Bulut, o zaman dur değişelim mi? Tamam değişelim. Arkadaşlar çok garip bir makine getirdi. Oğlum bu ne böyle? Ana! Çok iyi lan. Harika bir şey o ya. Yemin ederim çok güzel. Oha bu McCormick bundan ne güzel gidiyor böyle. Değil mi? Çok hızlı gidiyor. Arkadaşlar Bulut kesiyor şu an. Halil dağıtıyor sağa sola. Kuru diyorum. Ben kuru diyorum. Aynen yani dağıttığı için bilmiyorum. Evet. Niye kuruyor dağıttığı için onu bilmiyorum da. Yani gerçek hayatta da böyle mi bu? Evet. Ben de ortaya topluyorum. Bunun büyük ihtimalle üstünden balya yapıcıyla geçilecek. Aynen öyle. Abi ama yine de çok işmiş lan bu. Harbiden. 3 alet yani. 3'ümüz aynı yeri geçiyoruz. Aynı yeri 3 kere dönmek demek. Artı bir de palet yapıcıyla geçmek demek. 4 iş demek lan. Daha bir de burada balyasını toplamak. Daha bir de balyasını yerden toplayacağız. Oğlum. Balya yapacaksın önce, sonra toplayacaksın. Oha. Bence sana bir şey diyeyim mi Ali? Sen balya yapıcıyı da al, biz onu bir işçiye verek. Traktörün var mı boşta peki? Ananı avradını. Jondere. Bizim Mercedes'in arkasına takılmıyor mu ya? Ya da Fiorino'nun arkasına. Oğlum takılabilir ha balya yapıcı bu arada Fiorino'nun arkasına. Abi onu nasıl çalıştıracak? Hani biz arkadan şalt yardımıyla güç veriyoruz makineye, onu çevirttiriyoruz. Tabii öyle bir mesele var değil mi? Bu makine nereden çalışıyor? Sen güneş enerjisiyle mi çalışıyor? Tabii.
Arkadaşlar tarlalarda teknoloji hiç gelişmemiş ya. Güneş enerjisiyle çalışan cihaz yapıyor olmaları lazım. Aa elektrikli traktörler çıkıyormuş da Ali gördün mü? Var zaten abi şu an oyunda bile var ki. Oyunda da mı var? Nasıl? Bak P'ye bas küçük traktörlere gel hocam. İşçiye devredip bakıyorum. P'ye bastım. Küçük traktörler. İlk baştaki zaten elektrikli. Aa elektrikli lan harbiden. Arkadaşlar SK50 elektrik yazıyor la. Ana. İşçiden çıkar işçiden çıkar yamuluyor sarıyı. Lan yamultma işçi. Ağzına tüküreyim. Allah kahretsin makine kapanmış. Vay be demek üretildi ha çoktan. Elektrikli traktör iyi olur aslında. Yok lan abi. Nasıl yok lan? Bence abi tarla bak tarlanın ortasındasın tamam mı? Evet. Elektrik bitti. Ne yapacaksın? Jeneratör mü düşeceksin? Ona göre bir şey var. Ona göre ayağını yorganına göre uzatmak diye bir şey vardır. Bilir misin? Afyon'da kullanılıyorlar mı bu lafı? Bilmiyorum ama Halil Bey. Ayağı yorganı bilmem ben. Tarlanın ortasındayım tamam mı? Ona bakarsan bir dakika. Hazırlıklı olmuyorsa eğer tarlanın ortasında yakıtın da bitebilir. Tamam yani. Ben mazot bidonuyla götürüp şey yapabilirsin abi onu. Çok rahat bir şekilde. Tamam powerbank taşıyor oğlum. Powerbank. Gerçekten bozuk ama. Powerbank. Bir şey değil mi? Onlara şarj edebilecek bir büyük bir power bank yapabilirler lan sanki. Ayaklı. Öyle bir sistem var. Öyle mı? Öyle yapacağına elektrikli traktörün varsa bir tane de istasyon yap canım yanına. Şeye. Tarlana. Yaptırırlar bu. Yapılıyordur bu arada. Yapılıyordur. Parası veriyorsundur. Yapıyordur yani adamlar. Of elektrikli traktör ya iyi çeker şeyi. Elektrikli traktör var ya düşünsene bir kalkıyor. 0-100 Allah yok ediyorum. 0-100 kaç saniye olur hocam? Yok ya sesi çıkmıyor. Şarjlı matkapıyı vızız diyor başka bir şey aa, yok. Aa ne güzel yani. Lan sessiz hasat keyfi olur. Oha sessiz traktör. Oha aç müziğini. Aa yan komşunun tarlasını hasat edebilirsiniz gece. Aa harbiden. Bir tane şey videosu var. Geçen keşfette gördüm. Şey diyor işte adam. Ben diyor bundan daha çok gübre verdim. Bundan daha çok bakım yaptım. Onun malına bak benim malıma bak diyor mısırlar için. Gördün mü onu Halil? Bilmiyorum. Gördün mü o videoyu? Gördüm. Tohum farkı abi. O niye oluyor harbiden? Yan yanalar. Tohum farkı abi. Tohum farkı. Yorumlarına bakayım dedim. Şey demiş. O adam belki senin gibi gıybet yapmıyordur falan demişler. Adamla tarlası yan yana bulut adamın. İkisi de mısır ekmiş. Bu videoyu çeken adamın mısırları böyle küçücük. Çok kötü. Ama diğer yanında gülüm var ya böyle o kadar güzel ki kocaman. Öyle bir şey gördüm ben sanki ya. He öyle bir video. Bağlıyordu adam. Dönüyor keşfette dönüyor. Sen gel geç buna ben onunla devam edeyim. Niye? Yavaş oğlum. Biraz da sen hızlıya geç ben yavaşa geç. Değişelim. Sen bunu çok sevdin lan. Savaşılır diye dedim ben. Oğlum bir şey diyeyim mi bu böyle bitmez lan bu. Allah kahretsin kasıyor mu lan bu oyunu bilgisayarım şu an. Biter abi bir şey. Kasma lan. Kasmaz o ya onu biz hallettik onu. Bak ben sana o zaman dinlemedin gitmişsin eski bilgisayarın bilmem nesini sökmüşsün. Bak ben sana dedim. Gideceksin 50 liraya bir tane tofaş şey alacaksın abi radyatör alacaksın. Lan sabır ver ya. Abi bakkalla bile satılıyor hemen gideceksin alacaksın 6-7 milyar niye para vereceksin soğutmaya. Halil biz bu çime sen yokken şey attık potasyum nitrat attık. Çimden patates çıkabilir abi. O niye çıkıyor pate niye çıkıyor abi şeyin içinde çimin içinde. Öyle o sen şey yapma onu fazla. Oğlum yeni nesil çiftçilik bu. Çim ekiyorsun, patates ekiyorsun ha? Evet, sihirli tohum bu. Niye? Şaşırtıyor insanı yani. Sen ekiyorsun o kafasına göre ne verirsen. Harbi oğlum geç böyle bir şey olsaymış lan. Harbi lan. Sürpriz tohum. Harbi sürpriz tohum. Bak farming ekeyim yapımcılarına bile söylüyorum. Eğlence için öyle bir şey yapın. Farming yapımcıları. Farming yapımcıları 2.0 site tamam kardeşim. Tamam abim, cansın abim. Hallediyorum abi. Kral abim, eyvallah abim. Her neyse. Onu ekelim biz böyle ama ne çıkacağını bilmeyelim böyle. Bir sonra bir anda yeşermeye başladım ki aa Mehmet Bey pamuk çıkmış. Oğlum ben size tur bindirmeye gidiyorum. Kendi adamlar uğraştırıyor peki. Ne? Onu kendin yap. Ben nasıl yapacağım kendim lan? Ya abi şimdi bak. Oğlum sağ zaten ben çimi yanlışlıkla ektim bilmiyorum. Ne için ben yaptım o sürprizi kendime daha önce. Harbiden. Sen ne ekmek niyetiyle ekmeye soya başladın? Soya fasulyesi ekmeye çalışıyorum. Bilmiyorum haberim bile yok. Bütün tarla bitti falan işte. Videoyu yayınladım yorumlara bir baktım herkes diyor ki abi çim ektin ama ne yapıyorsun? Sonra bir baktım harbiden çim ekmişim anasını diyeyim. Ertesi gün tarlaya girdim çim büyüyor. Çok kötü ya. Bunu yorumlardan öğrendim. Yorumlardan öğrendim. Çim ekmişim soya fasulyesi ektiğimi zannediyorum ya. Abi ama Halil bak Halil'in artık nasıl bir kalbi varsa Halil de bana o gün diyor ki çim ekelim diyor.
Ben diyorum ki oğlum ne çimi ya boş ver falan diyorum, para lazım diyorum. Hatırlıyorsundur Bulut zaten. Hatırlıyorum. Para lazım diyorum, soya fasulyesi ekelim. Çim ekiyorum ama bir yandan. Seçmemişim şeyi. Yani bu demek oluyor ki benim dediğimi yapacaksın abi. İsteyerek de olsa istemeyerek de olsa. Büyü yaptı şerefsiz onu. Afyonkarahisar büyüsü. Afyonkarahisar. İkinci tura geliyorum ben bu arada abi, bekle orada. Şimdi zaten şey edecek. Bulut abi dönecek geldik, Vural abi bir daha geçecek. Şu an geçiyorum zaten az kaldı. Tam geçerken değişiriz Bulut. Aynen. Baksana tam yanına geliyorum, olaya bak. Ya yani işte hız farkı. Of çok şey ya. Yok, hız farkı değil, traktörle alakası hız yok bu arada. Ya. Traktör ya, makormik var ya. Tüm oltan hiç hayır, gitmez. Hayır, traktörle ya. Alakası yok yani. Tüm Hasan'ın Allah versin. O çim pişme makinesini bak. Tüm Hasan'ın fabrikasını. Lan bir dinle Allah kahretsin. Dedim ki lan, tüm Hasan'ın alakası yok bak. O masayı var ya şu an Vural abinin bindiği. Çim pişme makinesi ona takın, o da hızlı gider. Doğru Bulut bu arada harbiden ya. Yani. Sen de var ya bilmiyorsan söyle, diyor ki bilmiyorum de ben ya bu iş. Bulut daha ne anlar bu iş. Gel abi. Anca Mercedes'e lan volt atmasın. Ya tüm olsan Allah bana. Bulut peki sen niye daha fazla yeri yapabilecek oluyorken bir tane şeyini solda bırakmışsın? Abi ben fazla da gözüm yoktu. O kayma oldu biraz o yüzden. Geliyorum. Hocam o. Hocam bu o kadar hızlı ki ben bunu bitiririm lan 2 dakikada. Bitti ora zaten. Evet evet. Arkadaşlar ben bunu arıyor. Hızlıca bitireyim, bu çok hızlı zaten. Sonra bunu bizimkilere salıp hemen şeye geçerim. Palet. Palet ne? Palet yapma. Balya makinesine geçerim. Balya makinesinin bir tık büyüğünü mü alsak, o çok küçük. Yok kiralayacağız. Ha, kiralayalım yani o anlamda. Evet, evet. Ondan sonra da zaten her şey tam olduğu için hepsini işçiye salıp kendi işimize bakabiliriz. Fabrika işlerine aynen bak. Abi. Aynen abi. Aynen. Aynen kardeşim. Acaba ben zaman hızlandırsam da bir yandan şey mi olsa, kumaşımız mı birikse? Mantıklı mı bu dediğim? Mantıklı. Hayvanların besini mi? Hayvanların besini var. Bayağı koyduk. Tamam anladım. Zaten uyumayacaksın ki. Mantıklı. Bunu 360'a alayım. Hangiydi lan kısa yol tuşaydı? 7. Kaç? 7 ve 8 AB'cim. Çektim 360 arkadaşlar. Bir sabah olsun, bir akşam olsun. Oha, traktör 360 atıyor benim şu an. Niye? Nasıl? Ne oldu oğlum? 360'a çektin mi? Ya. Halil dün amcam evden geçti. Emin niye geçtin abi evde? Vallahi evden geçti adam ya. Normal abi, normal. Bulut abi gibi bir yeğen varsa normal. Oğlum işi bırak dedik, evden geçti adam. Allah Allah. Olmaz, tam tersi olmak gerekmiyor mu? Allah, işi bırak dedik. Sabah uyandık, yoktu evde amcam. Heee, sen şu oyundakini diyorsun, dur dur şimdi. İzliyor mu lan Ali'yi onu? Amcam niye evde kaçtın abi? Sen, harbiden amcam niye kaçtı ya arkadaşlar? Ne oluyor abi? Oha oğlum, nasıl bir gece geçiriyoruz lan? Çok sert bir gece geçiriyoruz farkındaysanız beyler, biliyor musun? Biz geceyi geçirmiyoruz, bence gece bize geçiriyor da sen mi geçiriyorsun? Oğlum ben bitirdim bu arada işimi. Arkadaşlar benim işim bitti. Tamam. Ya bayağı bitmiş yani. Oğlum ben iki tur sonra bitti benim işim. Çünkü arkadaşlar şöyle 12. bir şey var. Bunu kimse bilmiyor, ben matematiksel olarak hesapladığım için söylüyorum. Ben bu turları çoğalttıkça, tur atmam çoğaldıkça benim attığım turun şeyi azalıyor. Genişliği azalıyor. Ve bu şekilde attığım bir turun süresi çok kısalıyor. Ve şu anda hatta şu uç taraftan kurtuluyorum. Sadece şu kare içinde döneceğim. Yalvar, seveceğim seni, yalvar. Bak tarlanın her tarafında çim koyuyorum. Bak sana ceza olur. Oğlum aslında. Oradan bir daha geçiyorum. Buraya çim ekim. Oğlum büyümesini oradan bekleyeceğiz. Ben geçiyorum. Oğlum geçiyorum. Tamam geçiyorum abicim. Oradan ben bir daha geçiyorum abicim. Abicim sen geçiyorum. Tabii ben abicim. Biliyorum. Evet arkadaşlar benim işim bitti. Vallahi arkadaşlar. Saat 21:50 oyun saatine göre ben işimi bitirdim. O yüzden şimdi daha önce bir şey yaptım. O yüzden şimdi kardeşim ne yapacağım? Bunu gidip yapaklar dolmuş bu. Evet. Gidip hemen uyuma isteği göndereceğim size. Sonra zamanı normal seviyesine alacağım hemen. Oğlum ben bunların üzerinden bir daha geçtim. Bunlara bir şey oldu lan. Yani bir daha tekrar altında yetişiyor içim. Abi çim bir kere ektiğin zaman bir daha çekmeye gerek yok. Sürekli çim çıkıyor biçtiğin zaman. Nasıl yani lan? Tekrar çıkıyor bak, gördün mü? Bak yerden tekrar fitilmiş. Oha!
Oğlum, bir kere o zaman ekiyorsun, sürekli çim ekili kalsın atılayım. Neymiş öyle? Evet. Wow, bunu bilmiyordum. Gerçekten de öyle abi. Mesela çim demiyor biz adına tabii. Yonca diyoruz. Bir kere ekiyoruz 5-6 sene boyunca bir daha hiç ekilmeden. Sadece bitiyordu onu. Allah Allah. Hile. Tarla hilesi. Bir de her sene... Yavaşlattım. Ha söyle. Her sene şey oldu abi bak. Her biçimde daha çok verim artıyor. Ha şey gibi o zaman bu. Hani böyle bir yere vücudunda bir yere jilet atarsın da daha hızlı çıkar ya. Yani herhangi bir yere tabii, yani bir yer olarak algılamasam. Sen tam olarak nereden bahsediyorsun? Ben bir yerden bahsetmedim işte. Sen bir yer anlama diye dedim. Sakal geldi benim direkt aklıma jilet deyince. Ha aynen işte sakal mesela. Ben çocukken çıksın diye boş sakal çıkmayan yerime jilet vuruyordum. Bu arada Bulut 2-3 gün içerisinde durduğu yeri fulliyor o 80 koyun olan yer. Diğeri mi? Fullemiş evet. Miydi? Çok iyi. Oradaki koyunların gerçi bilmiyorum yaşları kaç oldu şimdi kontrol edeceğim de bunun yem kaldı mı? Bunların besini az. Şunları da ben şöyle çekeyim abi. Serisinden. Tamam ben burayı düzelttim ben. Ne oldu? Niye bağırdın onu? Hayvanın taklidini yaptım ya. Şuradan 2-3 tane de şey getireyim de oraya. Vallahi arkadaşlar çiftlik işleri zor. Gerçekten hani idare etmek zor. Bir de şimdi yanınızdaki adamlar biraz yavaş olunca, tamam mı? Tabii. Ne oluyor biliyor musunuz? Yani bütün işler size kalıyor açıkçası. İleride bir gün çiftlik sahibi olursanız sevgili dostlar, böyle emekli. Vural abi gibi olmayın. Her neyse. Hızlı adamlar seçin abi yanınıza. Gerçekten. Yoksa benim gibi böyle sürünürsünüz bak. Gördüm günlerce şu hayvanları yemek taşıyıp diyorum onca işimin arasında. Bulut zaten bölümün başında kendine iş buluyor arkadaşlar bir tane. Bölümün sonuna kadar onu yapıyor. Ya burada şimdileri bir ara bir daha görmüyoruz. Bölüm başında girişte bir görüyoruz. Sonra kendi bir tane iş buluyor bir daha hiç görünmüyor. Bak ben sana moralinizi bozduğun da keyfiniz yerine yiyeceğiz. Balya makinesinin kirası 8000 dolar. Güzel. Ne bak yap. Büyük bir şeyse böyle güzel. Yiyecekse iyi yani paramız var Halil. Paramız var Halil yani hayırdır bu bizi sıkıntıya sokabilecek bir şey olduğunu düşünüyorsan yanılıyorsun kardeşim. Yani. Oğlum bir dakika kiralıkta bir şey var lan. Kiralıkta var ya belki bize lazım olabilecek kırmızı bir şey var böyle. Kiralık mı ikinci elde? O ne öyle kırmızı ben kocaman? Ne o? Yazıyordur üstünde onu. Bizimki zaten yapıyor o işlemi abi gerek yok. Aa bir çerdömer ağzı var. %50 indirimli. Aa New Holland. Bizimkinden. Çekelim bunu %50 indirimdeyken. Bir çerimiz yok ki ikinci. Şey onu da alırız belki ileride diye. Hazır indirimde yakalamışken. Peki bunu çekip satsak daha mı fazla satıyoruz? Ben? Hayır. Daha zararına. Üçü alıyorsan ikiye tekrar satıyorsun öyle düşün. Yani biz bak. İleride bir tane daha bir çerdöver alır mıyız sizce? Alırız bence. Ucuzsu al abi ya. Bakayım ne 15 kadar. Normalde 30 falan bu yani. Aynen ucuz. Al abi al. Halil sen ne diyorsun? Valla sen bilin abi yani. Bence biçer 4 modelimiz daha mantıklı. 2 biçer almak yerine bir tane büyük biçer olması daha mantıklı. Ha o da mantıklıymış evet. Yani biz bir sonraki alacağımız biçer 4 daha büyük bir şey olsun diyorsun. Yani bu bizim kullandığımızın bir üst kasası var CH diye. Oğlum ben geçen bak keşfette bir tane video gördüm var ya adam böyle kocaman bir şeyle biçme işi yapıyordu. Hocam paraya göre biçme işlemi yapıyorsun yani. Tamam biz şimdi kumaşçılıktan falan parayı bulunca o aletlerin hepsini bak nasıl yeniliyorum ben. Tamam. Biliyorsun ki Ali zengin olacağız kendi bulduğumuz taktikle. Hadi balya makinesini getirsene sen hadi. Mağazını seni oğlum hayvanlar aç. Yemek koyuyorum gideceğim. Arkadaşlar bu araba nasıl böyle kalabiliyor ya? Lan bu ne oğlum ya? Gerçekten mi ya? Oğlum ön kaldırarak gidiyorum şu an ya. Bak tipime bak. Geliyorum. Bak. Sen niye onunla uğraşıp duruyorsun ki? Nasıl yani? Ne yapacağım uğraşmayı bir? Al işte kurdurdun güç modu bu kadar. Arabayı bile kaldırmıyor. Oğlum ne arabayı niye kaldırmıyor? Hadi oğlum. Arabayı kaldır. Hadi oğlum. Hadi dayan. Hadi arabayı da kaldırmayalım biz abi. Dayan. Oğlum. Olmaz abi. Oğlum sadece kaldırılabilecek şeyleri kaldırma modu kurduk biz Halil. Öyle olması da gerekir yani kardeşim. Sen bu farming simülatörün gerçeklikten bu uzak bir oyun olduğunu falan mı düşünüyorsun? Abi peki sana çok güzel bir örnek vereyim mi? Bak şimdi gördüm.
Yatakta bisiklet mi var peki gerçekten? Yataktaki bisiklet Bulut koymuş onu. Onu ben ortaya çıkarttım bu arada söyleyeyim. Ama şimdi tava basıp direkt yatağa gidiyor. İtiraf etmemişti. Aa sen mi koydun Bulut? Zarf atmıştım. Ben bunu bu arada söylemiştim zaten. Söyledim. Aa koyunlara suyu yok. Koyunlara suyu yok. Şu su... Aramız varken alalım. Su şeyini alalım. Bulut al su şeyini. Alıyorum bir dakika. Çabuk. Don geri verdik değil mi? Ben bu McCormick'le mi gideyim Halil şeyi almaya? Palet şeyini. Ben aldım geliyorum şimdi. Tamam. Tamam sen o zaman abi su şeyini al. O zaman nehirden doldur. Biçtiğimizi iade edeceksin mi Halil? Bitirdin mi bunu aynen, abi sende? Aynen Bulut sen o şeyi al ben o Bulut su işini hemen halledeyim Bulut. Tamam. Hayvanların suyu yok Bulut. Hayvanların aldım, suyu yok. Johnny! Aldım aldım. Oğlum! Gel ağzını yedim oğlum seni unuttum lan ben Johnny'yi. Gel kucum gel gel. Gel kucum gel gel bebişim. Aldım abi. Tamam. Gel bebişim gel gel gel. Gel babasının kuzusu ben seni nasıl oturum ya. Gel. Bak şuna, nasıl acıkmış arkadaşlar görüyor musun? Gettiğim makine Timosan'ın 2'di. Nasıl acıkmış görüyor musunuz dostlar ya? Ya arkadaşlar bu çiftlikteki hayvanlarla sadece ben ilgileyim. Efendim Ali söyle. Gel buraya boş bir hayvan aşağıda. Söyle ne oldu? Gel buraya tağla. Aa o ne lan? Timosan'dan 2 denedim. Oo oğlum dur lan ben şey hayvanların su işini halledeyim de geleyim lan. Sen başla ya da başla. Zaten iş... Yok başlamıyorum. Zaten işçi yok oğlum orada başla sen başla. Şöyle bir şey yapacağız şimdi bu makine sarı ya Timotan da sarı yapmam lazım yoksa... Oğlum bunu nasıl takacağım lan Halil? Halil bunu nasıl takacağım lan? Biz Halil yine çok garip bir şey almış gelmiş. Keşke ben de afyon sucuğu olsam. Halil bu aldığın kırmızı ne? Oğlum neler alıyorsun Halil? Bunları da mı takayım? Bunları ben sıfırladım ya. Ben gel alacağım geri. Ben buradayım getireyim ya. Önüme takabilirim. Önüne takamaz. Babaya takar. Onun önünde aparat yok. Tamam. Arkadaşlar ben su deposunu aldım. Şu koyunlarımıza suyu vereyim. Benden başka hayvanları düşünen yok bildiğiniz gibi. Tamam. Abi nehirden çek suyu. Nasıl? Ha bedavaya nehirden çek abi boşu uğraşma. Param ne diyor da istiyor. Harbi mi diyorsunuz? Var ya aynen oralara gel. Geç abi uğraşma. Zaten nehirin suyu daha temiz. Şuna baksana. Nerede var en yakın nehir suyu lan? Kızının orada vardı. Bakayım. Ha yanında var hemen. Benim. Solda evet. Aa orada. Evet. Ooo. Bedavaya çekeceğim ha buradan. Evet. Bedava su buldum. Remark'ı doldur. Arkadaşlar sağ alta bakın. Harbiden bedavaya dolduruyoruz la. Oğlum belediye demesin anı satayım bu kaçak su varmış bu çiftlikte diye kaçak su. Nereden gördün abi boş ver. Ne alaka abi. Görmez mi? Aa McCormick'in var ya yakıtı bitiyor ya beyler. McCormick'in yakıt GG oluyor. McCormick'in yakıt nanay. Oo suyu koydum yani. Suyu evet. Koydum traktör daha yavaş gitmeye başladı lan ağırlıktan ötürü. Bu nasıl gidiyorsun oğlum sen? Bu... Öyle. Ya gerçekten şuradan çıktım gördüğüm manzara sen öyle gidiyor ya. Bulut bizi nereye soktun ben de seni takip abi ediyorum. Abi bak şu tam sağdan girersen gireriz. Giremezsin geri git. Ya oğlum ben seni Allah kahretsin bu seni bir anda gördüm. Bütün ya. İşlerim berbat oldu ya. Seni gördüğüm ana sıçayım ya. Tabelaydı yani diktikleri. Seni gördüğüm anın ağzın ortasına sıçayım ya. Tabela ya. Ya abicim dur görmüyor musun önünden geçiyorum ya kırmızı. Çek at şunu sağa fırlat ya. Erken de sen yapardın bu. Bulut sana bir şey diyeyim mi boyundaki tabelalar değişiyor farkında mısın? Evet sürekli evet, güncellemeyle değiştiriyorlar abi. Sürekli başka bir... Bu... Oğlum yok mu Farming Simulator'la anlaşma yapıp oraya kendi kanal reklamımı yaptırmam? Var. Bak gardıroba çok güzel kıyafetler gelmiş. Rex için falan bayağı güzel olmuş. Aa yeni kıyafetler mi ya? Oğlum öyle güncellemeleri bana söyle Halil. sen bu ben size çektiğin ilk bölümde falan geldi güncelleme. Ben onu o zaman öyleyse ben daha geçen gün üstümü değiştirdim ama ben görmüşümdür onu. O zaman görmüşümdür bir şey demem. Oğlum bizim burası düzdü. Burası niye yükselti oldu lan? Af eğimli olduğu için binayı yaparken öyle bir saçma sapan bir şey yapıyor. Oho abi ben bu oyunun peyzaj olayına çok sinirliyim bu arada. Abi paranın içinden geçiyor ben yaparım onu da. Bunu nasıl boşaltacağım bu suyu buradan? Şuna getir abi onu. Tuş olmuş. Koyunların çekelim. Oraya. Evet. Ya tamam yanda tuş olması lazım. Yanda mı? Bak. Tarladan Tumosan yanlara çıkmazsa ben de bir şey bilmiyorum. F1'e bas çünkü... abi. Tamam F1'deyim. Boşalt gibi bir tuş var orada. Çıkmıyor. Bana tam girmez. Yani tamam. Buralar kalan suyu getir Tumosan yanacak bana. Şu an boş. Timosan niye yanacak oğlum? Doluyor. Arkasında 2-3 beygirlik bir makineyi çeviriyor biliyor musun?
Alıştım. Yanacak şu an. Kaç? 3200 devirde gidiyor. Şimdi gelip bakacağım ona neymiş o. Dip gaz gidiyorum hocam. Aa, fullledim galiba, tamam. Arkadaşlar, hayvanları sadece ben düşündüğüm için yemlerini koydum. Adam. Şimdi suları var artık, tamam. Güzel. Yapağı üretmeye ya devam etsinler. Şimdi ben tavukları da bir kontrol ediyorum. Çok hızlı geliyorum sana. Allah kahretsin, tavukların da yemi yok Bulut ya. O yeni bitmiştir. Fulldu o en son. Yedek yem duydum vardı lan burada. Bu şey ettiğiniz ya, neydi o? Kumaşlar, Allah kahretsin gibi. Bulut, ineklerin de bitmiş. İneğin nasıl bitmiş ya? Bütün vallahi bitmiş. Oha. Dinle. Siz o kumaşları, bak dinle, kumaşları ettiğiniz gün en az bir sene uyudunuz. Bir de öyle düşünün. Bir sene de uyumadık canım o kadar. Oğlum bizim bu, bir şey soracağım. Biz bu niye yeni inek almıyoruz biz bu şeye, inek çiftliğimize? Alabilirsin abi, o süt süt üretimini daha çok arttırmış oluyor. Niye bunu abi, niye kimse söylemiyor ya bana? Bak burada inek sayı, burada inek sayımız 18, buraya inek eklemesi yapalım falan. Niye böyle bilgiler alamıyorum ya ben kimseden? Ticari anlamda para getirecek hiçbir bilgi kimse peşinde değil galiba. Kimse düşünmüyor galiba biz bu çiftlikte para kazanalım mı kazanmayalım mı? Hocam bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Geçen bölüme kadar sen eksi de durduruyordun. Eksiyle artının arasında harbiden para. Para yoktu, doğru, tamam şimdi hatırladım. Param olsaydı da ama Bulut söylemeyecekti, onu söyleyeyim de. Oo Halil, ne yapıyorsun lan kalın? O ne demek? Kalın üretiyor. Aa! Yakıt bitti. Vah! Oğlum ne yapacağım şimdi? Kaldım. Bulut abi seni bana ittirsin şeye kadar. Bulut beni ittir. Ben şey almaya gidiyordum ama nasıl olacak? Tamam sen... Ya da bir tane şey alacağız. Alıp geleyim. Yakıt deposu alacağız, onu dolduracak şeyden, petrolden sana getireceğiz. Oğlum beni konuşturdunuz, unuttum ya. Ya arkadaşlar ya. Of, ben kormayayım ya. Oh, bu kuru ot bize çok lazım bu arada. Dur ben böyle ileri atsam şöyle. O balyalara hiç dokunma, onlara bir tane ekipman kiralayacağız. Çok güzel istifliyor hani, çok güzel çiziyor, onu görmen lazım. Tamam, iki tanesini götürüyorum şey için, silaj yapacağız ya şimdi. Onu falan yapmayı öğrensen helal olsun sana. Oğlum biz, o inekler ölmüştü şimdiye bilmeseydik zaten. Halil ne anlasın inekten yine? Halil ne anlasın harbiden? Halil patates eksin bence. Halil patates eksin, bize soya fasulyesi ektirsin anasını diyeyim. Soya fasulyesini kendi bile ekmiyor gerçekten. Yani. Oğlum soya fasulyesi ne lan bu? Soya fasulyesi diye bir şey biz hiç yemiyoruz. Yani niye alıp yemiyoruz? Normal fasulye bence o ya. Yeniyor mu lan soya fasulyesi? Herhalde yeniyordur. Sen de Halil, bilmiyor. Normal fasulye değil mi o? Oğlum o da bilmiyor ki. Bilmiyor oğlum, bilmiyor. Halil istifa et. Çişte fasulye varsa yeniyordur yani. Harbiden kurusu yeniyor, tazesi yeniyor fasulyeyi. Aa bak, soya sosu yenmiyor mesela, soya fasulyesi de yenmiyor. Soya sosu çok iğrenç bir şey bu arada. Evet. Soya fasulyesi de onun gibiyse çok kötüdür. Öyledir büyük ihtimalle. Bir şey merak ediyorum ya. Şimdi dostlar. Ben bunu böyle alacağım, tamam, direkt böyle şok diye şuraya koyacağım. Aha vallahi alıyor, evet. Sen ne ettin, balığı direkt şeye mi gittin? Bir tanesini koyundan oraya koydum, tamam mı? Orada kalsın. Diğerini de silaj makinesinin yanına getirdim. Şimdi silaj yapacağız Bulut'la biz. İnekler için. Bak, Bulut burada, silaj yapına başladı bile. Traktörün madodunu bitirdim, burada hava yaptırdın. hava yaptırmadım bir kere. Yakıt bittiği anda kapattım kontağı kardeşim. O kadar da acemi değiliz yani. Ben onun bu arada cefasını çektim o hava yapma olayını. Anlatayım mı size bir hikayemi? Anlatmış olayım. Ha. Sene 1910... Ay pardon. Başka. Oha, sene 1910. Atatürk'te takılıyorum. Ya tarladaysın. Şey, sene 1900... Ana, bak Allah Allah. 2014. Sen 2014'te sonunda. Sene tepedeki 2013. Anılara gittin sen. Arkadaşlar benim babamın hiç böyle şey arabası olmadı. Tam binek arabası. Hep böyle işinden dolayı minibüsü oluyordu. Ama şöyle söyleyeyim, Ken bu arada izliyordur şu an, tekrar selam olsun. İzlediğini unutuyorum bazen. İnşallah izlemez. Her neyse. hep minibüsü olurdu. Ben de doğal olarak araba sürmeyi minibüste öğrendim onu kaçıra. Millet binek araba kaçırdı, ben minibüs kaçırırdım anasını diyeyim. Çok komik duruyordu. İşte yine bir gün minibüsü kaçırdığım günlerden biri, daha ehliyetim yok. Ehliyetimi ben 2014'te aldım, 2013'te henüz yok ama şoförlüğüm var. Annem dedi ki işte kıyma almamız lazım falan filan.
Ben dedim ki anne dedim bir şartla dedim giderim dedim. Ne dedi? Dedim ki babam evde yok zaten ben arabayla gideyim dedim. O zaman dedi ki ben de geleceğim dedi. İyi dedim gel. Arabada da yakıt yokmuş hiç kontrol etmedim heyecandan. Yani az varmış tamam mı? Babamdan habersiz gittik kasaba. Kasaba giderken de ben yolu uzattım dostlar. Ben Karabük'te büyüdüm. Bizim aşağı tarafta Balat. Balat'ta o zaman bir dizi var. Bir dizi çevriliyor. Adı da şey. Şeref ve bilmem ne mi ne? Neydi Kübra o dizinin adı ya? Kübra uyumuş. Her neyse işte Balat'ta bir dizi çekiliyor dostlar. Onun Çukur. Yok Çukur değil. Çukur değil. Çukur daha yeni oğlum. Daha dünkü dizi. Çukur da Balat'ta dizi çekiliyor da. Ondan dedim zaten biliyorum. Kerem Bürsin'in falan oynadığı bir tane dizi vardı. Şeref miydi neydi bilmem. Her neyse. Onun çekim setini ben biliyordum. Yerine annem bilmiyordu. Ben de bir akşam anneme demiştim. Anne o dizi var ya bak Balat'ta çekiliyor bizim şurada falan. Hatırlıyor musun dedim işte anne sana orayı söylemiştim dedim. Evet dedi orayı dedim oradan geçeyim de gör dedim bak belki şu an çekiliyordur. Yolu uzattım dostlar Balat'tan ağrı dolanırken bir tane dar sokak böyle yokuş. Lan araba şöyle bir teklemeye başladı tamam mı böyle. Böyle tak tak teklemeye başladı. Lan dedim ne oluyor falan diye böyle baktım. O sıra benzinin o şey gözümü bir geldi. Anasını satayım o E'de. Dedim derken araba istop etti. Allah kahretsin kontağı açıyorum arkadaşlar. Vum 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 yapıyor. Çalışmıyor. Bir de kocaman araba yani bildiğiniz kocaman minibüs. Arkası kapalı hani mal taşıyacak minibüs var ya öyle bir araç. Her neyse. Lan çalışmıyor derken ben dedim ki az belki çalıştırırım falan dedim. Halbuki şöyle bir şey varmış. Tabii nereden bileceğim cahillik. Benzini biten arabayı çalıştırmaman lazımmış ki. Yani gaza basmaman lazımmış ki benzin olmadığı için hava giriyormuş. Bunu bilmiyorsun değil mi Bulut mesela sen? Hiç öyle şeyler işin olmadığı için. Her neyse. Burada mı? Geçen Vural abi ne dedi? Yakıda bir dışarı vurduran Vural abi dedi. Oğlum bir dakika. O dalgınlığıma geldi yorgunluktan onu geç. Dur anlatayım kendi devamını. Tabi ben hava yapacağını da bilmiyorum. Sürekli zorluyorum böyle çalışır hadi şu yokuşu geçersek iyi olur falan çünkü çok absürt bir yerde kaldı. İşte sokaktakiler de bana bakıyor ne oluyor ana satayım şu an bizim sokakta diye. Ben böyle falan yapıyorum. Çalışmadı. Sonra dedim ki babamın haberi olursa benim ağzıma sıçar. Annem dedi ki eyvah diyor ağzına tükürdüğüm çocuğu diyor işte senin diyor yapacağın işe sıçayım diyor bizim başımıza bela açtın baban diyor senin yüzünden benim ağzıma sıçacak falan. Dedim anne dur hemen bizim Ünallar falan var işte mahalleden arkadaşlar onları aradım. Dedim kanka böyle bir şey var çabuk dedim gelin benzin taşıyacağız. Her neyse en yakın benzinlikte dostlar 2 kilometre uzakta. Ve hani taksiler benzin bidonuyla arabaya almıyor. Hiç yaşadınız mı bilmiyorum. Kesin büyüklerim yaşamıştır. Niye? Taksinin içi mazot kokuyormuş. Biz abi tabana kuvvet gidiyoruz. Bir tane şeyi alıyoruz. Bir tane şeyi doldurup çalışacak zannediyoruz tabii bir taneyle. Bırak bir taneyi bekle her neyse. Hey, tamam. Bir tane bidonu doldurtuyoruz. Getiriyoruz yürüyerek geri. Koyuyoruz şeyi. Lan araba yine çalışmıyor. Diyoruz ki bir tane diyoruz yetmemiştir diyoruz. Deposu büyüktü ya bu arabanın. Gidiyoruz evet. Bu sefer iki tane alıyoruz depo. Her neyse ona da ayrı para ödüyoruz tabi. Abi getiriyoruz yine çalışmıyor. 2 kilometre yol diyorum bizim bir git gelimiz 1 saat sürüyor zaten. Yani annemi orada bırakıyoruz 1 saat sonra geri dönüyoruz bidonunu dolduruyoruz. Araba çalışmıyor. Çok iyi oldu. Aa resmen var ya bunu depoyu yaraladık anasını diyeyim. Git gel yaparak akşam oldu artık be babam arıyor açmıyoruz. Korkudan açmıyoruz babam arıyor açmıyoruz. Her neyse abi araba çalışmıyor. Arkadaşlar o sıra akşam işte ilk kaldığında akşam öğlen 3 falan da saat akşam 9. Allah kahretsin falan derken işte en son tabii babama itiraf etmek zorunda kaldık. Babam geldi benim orada bir ağzıma sıçtı sokağın ortasında. Her neyse. Orada bir arkadaşlarıma da tabii böyle bir rezillik falan doğal olarak. Ben tabii ellerimi bağlamışım duruyorum masum. Ya böyle diye duruyorum. Bir de hava yapmış tabi oraya bir de usta getirmek zorunda kaldık gecenin saatinde. Biraz masraf falan da oldu. Öyle bir anım bu da işte oradan çıkarttık. Bir daha da babam bana hiç güvenmedi. Bir daha da baban araba falan vermedi sonra. Baba araba falan yok verdi sağ olsun verdi de. Ha, yani, araba minibüs olduğu için zaten iş için veriyordu bazen. Hani git dükkana şunları götür falan gibi. Arabayı çalıp yolda bıraktım. Ağzına sıçtım araba. Ağzına sıçtım bıraktım. Yani babam dedi ki sen dedi harbiden malsın dedi. Hadi dedi arabayı kaçırıyorsun. Bari benzinle bak ara satayım yani. Neyse ben ne yapacaktım lan ben şu an işimi de unuttum. Ne yapıyordum ben en son? Ha şuna bak benzin işte oğlum benzin. Gel beni ittir Allah kahretsin.
Dur abi şunu boşaltayım yaptığım şeyi. Şu benzin şeyi neyse onu da görmüş olayım ya, onu alayım bari. Nerede o, P'de mi? O remork olarak satılıyor, onu ben alayım. En altta çeşitliye gel. Çeşitli. Kirala. Oradan 3. 29.500 yazıyor. Onu kirala abi, rengini falan ayarlamak uğraşma. Aa, bunun içine benzin dolduruyorsun ha? Mazot dolduruyoruz, benzin değil. Tamam, mazot. Kaç paraymış? 1500. Kiraladım. Renk menk seçmedim bu arada, unuttum bir anda. Aniden. Fiorino'nun arkasında zımbırtı var, takma zımbırtı. Aa, tamam. Fiorino'ya takabiliyor mu? Tamam, çok güzel. Oha. Oha diyebiliyorum. Eklentiyi de aktarıyor musunuz? Tabii tabii. Arkasında tabii ki. Siyah değişik bir şey varsa. Var var. Tamam. Tamam, Fiorino'yla gidip onu alalım dostlar. McCormick'imizin yakıtı bitti. Şimdi beyler, kutsal soru geliyor, hazır mısınız? Evet. Bizim kıyafet fabrikasına paramız yetiyor mu? Çünkü 75 dolarımız kaldı şu an. 75 bin. Yeter bence. Halil? Fiyatını bilmiyorum. Zort? Bak hadi. Abi süt müt var ya, süt satarız. Sütün de... Bir dakika. Kilo... Süt var baya. Satacak şeyimiz var baya. Ha dur ben bulurum onu. Sen bul bakayım Bulut. Sen silajı yapıyorsun değil mi bir yandan? Ben bitirdim onu, verdim. Oh çok iyiyiz. Şey et, McCormick'e mazotu doldur abi. Ben bir tane daha... Çok yakıştı la dostlar bu. McCormick'e benzini dolduracağım, sonra ne? Ondan önce şunu söyleyeyim. Onu komple doldurmakla uğraşma, 1,5 saat beklersin orada abi. Tamam. Orada bekle, şöyle bir 100 litre falan olsun. Yeterli. Sonra hatta gelip 100... şeye koyacağım. Sen ona bir tane daha palet yapıcı mı alacaksın? Öyle bir şey diyordu. Hayır. Balya toplamı bekletme alacağım. Ural abi. Balya, tamam onu demek istedim. Efendim canım. 100 bin. Tamam. Çıkartırız biz o parayı. O aynen çıkarır. Arkadaşlar hemen yakıt doldur dedik. Ama ha arabaya diyor bu. Yok. Arkadakini yanaştırıyor. Aa abi, diyor ki önce aracı doldurmanız gerekiyor diyor lan, ne alakası? Ha tamam. Tamam düzeldi. Ne kadar oldu? 60 litreyi söyle bana. Şu an 20 litrede hızlıca doluyor. Tamam 100 olunca yeter lan. Fazla doldurmak. 30 litre oldu ve %1 %1 bile dolmadı. Abi bu oyundaki alet, sınırsız alet var arkadaşlar oyunda. Hani 31. bölümdeyiz. Halil, oyunun yüzde kaçını biliyoruz sence biz? Yani bilgiye bakarsan %15. Gördüğünüz ekipman %40 falan. %40 görmüşüz daha ekipman olarak. Bilgi olaraksa %15'ini biliyoruz neredeyse. Yani bu kadar detaylı bir kadar oyunu nasıl yapmışlar oğlum? Bayağı sürmüştür lan bu oyunu yapmak. Çünkü bir de her şeyi denemek de gerekiyor. Bütün aletleri, maletleri falan. Bir yıl PC sürümü çıkarıyor işte. Bir yıl PC, bir yıl mobil çıkarıyor abi. Evet. Oha bir dakika, bunun mobili de mi var? Var. Farming simülatörü. Var. Ne? Üçten beri var. Arkadaşlar, oğlum bunu bizim izleyiciler bilmiyordur bu arada. Şey diyeyim, ben bu oyuna zaten 2014 sürümüyle başladım. Tablette oynuyorum. Şu an arkadaşlar App Store'a Farming Simülatör yazmaya giriş yapıyorum. O zamanki benim sıfat. Abi 14. Oo! Var mı? Yemin ederim ki var. Vah. Ana. Farming Simulator mobil gelir mi abi? Ana. What? Şu an reklam yapıyor gibi hissettim kendimi bu arada. Şu oyun arkadaşlar parayla bana bunu yaptıramazdı, yemin ederim. Parayla bu kadar doğal bir reklam yaptırtamazdı bu arada. Doğru değil mi Bostu? Hiçbir oyun yaptıramaz ki. Saçma değil ya. Abi inanılmaz. Mobili varmış oğlum oyunu, şaka mı lan bu? Farming Simulator'un niye mobili var? Farming Simulator 16, 2016'nın mobili var şu an iOS'ta. 14 var, 16'sı var, 18'i var, 20'si var hocam. Arkadaşlar yorumlarda belirtseniz de, siz mobilini oynayanlar bir yorumlarda belirtebilir mi? Merak ettim. Ya bence bilen sayısı azdır bunu. Ben bilgisayar oyunu, çünkü ben bu şeyini atarken... Ama bu kadar kapsamlı diyor, onu söyleyeyim. Basitleştirilmiş halidir. Görüntü kalitesi aynen de düşüktür öyle herhalde. Kalitesi güzel ya. Oğlum biz PUBG mobilden oynuyoruz. Bunu niye mobilden oynamıyoruz? Emülatöre Farming Simulator kurmamız yok mu? Olabilir aslında, bir denenebilir ya. %10 doldurdum Halil'i ben bunu. 340-370 litre ile doldurdum. Yeter ya, al gel doldur. Kalanı da şeyden şey yap. Çünkü kiralık ya. Onu verdiğim tamam, oğlum, bütün arabalara ben doldura da olura gezeceğim şimdi. Doğru. Evet, ayaklı benzin servisi efendim. Kimin yakıtı az hemen söyleyin, geliyorum. Fiorino hizmetinizde. Arlaya bak bakayım balyala nasıl. Oğlum uçuyorum lan şu an. Selamünaleyküm beyefendi, yakıt hizmetiniz geldi. Konuşamadım pardon. Benim daha yarım depom var.
Ondan Sugati yanacak birazdan. Satayım la, uygun la. Yerde olur. Uygunlu. Ne kadar doldurayım? Aç, kaputu aç. İn arabadan kaputu aç. Ben indirme görüşme. Kaputu açacağım. Oo, bir dakika. Beyefendi ne kadar doldurmamı istersiniz? Fulle. Fulleyim mi? Oo, Bulut paralı müşteri buldum. Nerede o? Nerede o? Abi çift yüzünde şöyle bir şey var zaten. Fulllemekten başka şansın yok. Zaten o bir şekilde gidecek. Doluyor mu şu an Halil? İmbiyon yapmam lazım galiba. Ben yere bırakıyorum galiba şu an yakıtı. Yok, yere bırakmışsın ya. Şöyle istop edeyim hatta makineyi. Oo, oyun dondu. Durmuyor bence. Ben de istop ettim. Bizde donmadı bu arada. CTRL'i I buraya boşalt diyor. Lan sakın manyak değil mi? Hayır. Oğlum ben bayağı bir süre buraya boşalt yaptım bu arada, sandım bir şey. Bir dakika, deponun yanına yanaşalım biraz daha. Hocam, onun yakıtı var mı? Var, full bu. Yanlıyorsun. Bak, yeni stream'a bak. Mercedes'in rolünde. Oyy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 y
Ya ama. Gidiyor. Ah! Ah! Ya oğlum, bir dur. Burada yakıt doldurma yapıyoruz. Terbiyesiz adam. Pardon. Terbiyesiz adam. Tuh! Yo valla. Tükürüğü yerim. Aa Bulut. Lan gözlüğünde ne var? İn bakayım. Abi o. Ya ben de Tubasan'ı çalarım abi. Tubasan'ı niye çalıyor abi? Yakıt dolumu yapıyor şu an. Ben çalmıyorum. Arkadaşlar özendim şu an. Ben tur atayım da getireyim. Geliyorum Bulut. Selamünaleyküm. Aa pardon. Burada mıydı? Ben zaten kenara çekeceğim onu. Yani dolumu yapıldı değil mi? Yaptım ben. Tamam. Fullledim onu da. Bulut gel. Kapı dörsene. Kapı dör. Örteyim kardeşim tabii ama. Halil Bey teşekkür ederiz hizmetimizden yararlandığınız için. Ona da teşekkür ederiz şefsi. Kapanmıyor oğlum. Kapanmıyor, kendin kapat. Ben zaten kapalı, sen de şey. Biricik aşkım McCormick'ime doldurmaya gidiyorum. Ya Mercedes niye burada koydun abi? Ben şimdi balya basacağım. Bulut'a söyle, Bulut'un o. Traktörün hası mı be? Bulut sen demin bunun içinde bir belirdin, bana mı öyle geldi? Tamam bakalım mı? Yanına yanaş abi, traktöre bin. Nasıl? Haa. Haa tamam. Arkadaşlar. Bak sıkıntı oğlum, traktörü sana çalıştırma. Oh! Bir şey söyleyeceğim, çok hızlı dolduruyor ha Halil. Ben normal benzinliğe evet, gittiğimde bu kadar hızlı doldurmuyor. Söyleyeyim de onu. Peki senin hayatında hiç 300 litre yakıtı bir arada gördün mü? Görmedim valla. Aa bitirdim lan. Ben bunu gidip biraz daha dolduracağım. Çiftlikteki bunu almışken, hazır kilo almışken çiftlikteki her şeyin yakıt ihtiyacını karşılayayım ya. Halil sana bir kere vurayım bunu. Vurma Bulut. Uçardı ama. Uçar. Ne diyeyim, yerinden bile geliştirmezsin. Arkamdaki ne? Ne? Vuracağım. Ne? Vur üstüne vururum ben. Ben bunu izlerim. Abi izlemek istiyor mu? Ben bunu izlerim, geldim. Halil bir şey diyeyim mi, öyle demeyecektin. O adam 300'de gelecek sana. Yürüyen tankım ben. Ah dolu. Gelecek çivi gibi yamulacak kalacak bak. Sana 300. Kafaya vurma, arkadaki makineye vur. Bayağı kıpırdadı bayağı, adam. Bayağı kaldı ne, bayağı. Makineye vuracaktı oğlum. Makineyi de bir yamut Bulut. Biraz daha uzaktan geliyor Bulut. Oha ne güzel yanlıyorum lan. Arkamdaki şeyden ötürü çok güzel yanlatıyor bu. Bak, Bulut gelirken söyle bakayım. Geliyorum. Ha dur, yana çevirdi. Diğer taraftan geleceğim. Gel bakayım. Halil ağzına sıçtın, bekle orada. Oy. Halil sana bir şey diyeyim mi? Halil geliyorum, Halil geliyorum Halil. Oy. Bayağı kıpırdatamadı ha Halil. Halil. Sen bir dur Bulut bana bak nasıl yanlıyorum bak. Sen şov yapıyorsun orada. Halil pardon, Halil dönerken vurdum abi. Oğlum arkamdaki şey beni bana ivme kazandırıyor ve inanılmaz yanlıyorum lan. Allah belanı veresin. Allah seni nasıl bir eser yapsın. Allah seni kahretmesin. Ben de dönüyordum ama dönerken vurdu. Bak yani. Çok hızlanacağım Bulut, tamam mı? Çok hızlanıp bir anda sağa kıracağım, bak ne olacak. Hazır mısın? Hızlanıyorum. Hazırım, izliyorum arkamda. Geçebiliyor musun bana? Nasıl bir sonra? Yok abicim, yavaş git. Bak! Ne güzel savuruyor. Evet çok güzel savuruyor bu arada. Harbiden. Haline bir tane daha. Bak bu sefer bak. Abi şaka yaptım. Tabanca modunu kurarım yerine sen direkt seni vururum ben onu. Anan avrat o. Tabanca modunu kurarım bak. Bak tabanca modunu kurarım.
Ben gidiyorum ya, şunu fulleyeyim de arkadaşlar, şu benzin. Hazır bunu kiralamışken bütün yakıt ihtiyacımızı görelim. Ben bunu böyle bıraktım, o ala dursun. Ya beyler, evet. Beyler şimdi biz ne satacağız da 100 bine tamamlayıp alacağız fabrikayı? Süt var bir sürü. Sütü, o zaman sütün... Yumurtalar falan var. Sütün, sütü alma şeyi... Ha bizim su olan şey sütü de alır mantıken. Aynen. Bir de hatta. Büyük ihtimalle bir. Halil bir orta. Bir şey diyeceğim. Halil sütü nasıl alacak? Bulu da bir dakika. Bir dakika. Geçen, sen geçen bölüm o sütü almayı o tankla denedin değil mi? Evet. O sütü aldın değil mi? Sonra da aa alamadım lan. Yok alamadım ettim. Alamadım. İyiyim. İnşallah öyle bir şey yok, yapmam. Yok yok alamadım ben onu hatta bulamadım dedim. Alınmıyor mu onunla Halil? Ya onu anlıyor da hani ha, dedim. Ben bulamadım onu yok yok. Dedim sizi tanka doldurup da tankı geri mi iade etti diye korktum ben. Yok bak Halil deyince aklıma geldi. Ben onu alamadım hatta şey dedim. Halil'e sorarız dedim. Halil'e sorduğumuza göre ben gidiyorum almaya o zaman. Harbi Halil'e sorduğumuza göre alabiliriz. Arkadaşlar sütümüzü artık satalım. Mağazaya iki kişiydim. Mağazaya iki kişi gidin. Lan niye mağazaya gidiyoruz? Gidiyoruz? Kiralanmışı var ben bizde şu an zaten. Lan bir tane daha balyama toplama makinesi kiralayacağım, onu getireceksin. Ha ona bulut gitsin, ben süt içtim. Ben şu an bununla uğraşıyorum. Eyle geliyor mu? Traktörle gelecek illa. Traktörle mi gelecek illa? Evet. Şurada %6 koymuş, kalmış onu da koyabilirsem. Suyun üstüne koyam alamam değil mi şeyi? Yok alamazsın, suyu boşalt. 100 litre kaldı, boşaltamıyorum. Nereye koyabilirim? Lan şey... DTR'le I diye boşaltıyor komutanı. Yere döküyor, su değil. Dökmüyor. Ya CTRL I tuşu bile yerine yok. Sen CTRL I yapmaz mı? O döker zaten. Dökmüyor oğlum. Hiç dökmez ya. Ya git tavuğa koyuna bir şeye dök ya işte ya. Tavuğa zaten dökülmüyor. Koyun da doldu. Oğlum onu düşündüm ve ekleme yaptım. %1 kaldı sadece. He. İnmekin traktörden yanıyor ben bunu. Çıkmıyor anasını satayım. Çıkmıyor. Al indim al. CTRL çıkmıyor CTRL. Nerede çıkıyor? Boşaltmıyor. Ne oldu? Boşaltmıyor değil mi? Yok. Ya. Çözeceğim. Nasıl çözeceğim sana söyleyeyim. Zamanı evet. Hızlandırdım. Şimdi o... git. Şimdi git koyuna koy. Oğlum. Zeki olacaksın Zeki. Ben hallederim. Tamam sen işine bak kardeşim. Zeki arkadaşlar bırak. Var ya ben bu akılla nasıl yaşıyorum? Oğlum bu kadar akılla yani fazla değil mi ya bana bu? Fazla abi onu şey yapsın. Hadi. Arkadaşlar ben bu zeka ne ya böyle? Bu zeka bence bir like attınız ya. Hiç şey diyor musunuz arkadaşların düşündüğünüz ulan ne kadar zeki bir YouTuber izliyorum ya. Bence tam tersini söylüyorum. Yo ben tam şey diyorum ya bu adam ne kadar zeki diyor. Tavuğun yününü çıkarıp satıyor diyorum. Bulut sen niye bu şeyin tam girişine bıraktın bunu? Neyi abi? Onu geri vereceğiz ya o yüzden. Buraya bıraktım oraya. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi nereden alacağım bunu sütünü la ben? Aa buldum. Tamam sormuyorum ben kendim buldum. Arkadaşlar sütü dolduruyorum. Oo! Süte bak süte. Oo, fulledi bunu. Üstüne bir de kaldı. Daha çok var bir de çok. Kaç litre alıyor? 8000 litre koydum. Gidiyorum ben bunu satmaya. Bir kere de alacağım onu. Nereye satacağım bunu? Haritadan bak. Haritadan neye bakacağım oğlum? ESC'ye bas. Tamam ne yazıyor? Sütçü mü yazıyor anasını satayım? Fırın yazıyor. Bak ESC'ye bas abi. Orada hani bizim bu fiyat listesine baktığımız yere bak. Fırında mesela 1187'ymiş. Yükselişteymiş fırında. Yani fırın hemen bizim bu yanımız değil mi lan fırın? He? Evet. Fırın bizim dibimizde var. Ben biliyorum fırını. Gidiyorum ben satmaya. Bizim komşu lan oğlum. Bizim şey Muhammed abi la. Bizim Muhammed abi o. Fırını işleten adam. Siz rahat mısınız ya? Siz bir kendinize gelseniz oğlum. Ben şimdi ona daha pahalıya vereceğim. Sütü rahat ol. Diyeceğim özel işlemi. Zamanı işte bak zamanı hızlandır abi. Saat 12 geçsin fiyat artsın öyle satmış olun. Mantıklı. Arkadaşlar Halil de bazen zeki oluyor. Nadiren ama olsun. İdare ediyoruz. İdare ediyoruz abi. Ne yapacaksın işte atsan atılmaz. Satsan satılmaz. Tamam. Bunu da yazdım. Yazıyorsun ya ne oluyor yani tam olarak sen yazınca ben anlamadım. Ben de bilmiyorum millet öyle diyor ben de öyle diyorum. Ha. İyi topluyorum. Evet, gün geçiyor ve arkadaşlar ne kadar olmuş diye bakıyorum. Bakamıyorum. Burada dolunca haber et bak onun balya çıkarışını beraber. Ne kadardı lan bu? Ne kadardı bu? 1100 falandı. 1187. Oğlum bu yakıt ağzımıza sıçtı lan bizim. Dur lan artık. Dur.
Abi 1000 dolar yiymiş abi. Ya yakala niye vatan? 1190 bu arada. 3 dolar mı fark etmiş sadece? Oğlum bir dakika lan, bizden parayı şey yemiyorsa, yakıt yemiyorsa ne yiyor? Ha şeyler var ya. Kiralık ekipmanlar var. Bu arada çok kaç olmuş? Tam 1209 olmuş. Tamam. Daha bir daha yükselir mi acaba? Orada yükselişte mi gösteriyor yani? Evet. O zaman bekle. Nasıl bekle? O zaman yatayım mı? Ama kiralıklarımız var, bir yandan oradan giriyor. O zaman sat ya, uğraşma. Tamam, satıyorum aslında. Zaten daha şeyde de var daha süt. Satıyorum, sattım. Yani. Oh! Tekrardan, oh! Geliyor arkadaşlar paralar. De tekrardan bizi aynı seviyeye çıkarttı beyler, başka bir şey olmadı. Olsun abi, posta daha var. Posta daha var da bunun aynısının yarım kadar var. Niye başladı oğlum bu, ne oldu? Az kalınca daha yavaş satıyor, niye? Yo, alakası yok ki, hepsini bir kere satarsan durdurup tekrar mı başlattık zaten? Yo. Ben gideyim şu diğer postasını da alayım. Gel şu balelere çıkışına bak ondan sonra şey. Neye? Ha bak, yeni makine mi var? Evet, Ale makinesi var abi. Tamam, dur geliyorum, bekleyin. Az bekleyin. Şey, boşalttım ben, yapar mısın sen şimdi şeyleme? Tamam, blogosun tablo size geçiyorum. Ne yapıyorsunuz şimdi siz? Bale boşaltıyorum. Ooo oğlum, bunu nasıl topladınız ki? Şu yandan alıyor ya. Bunu kullanmıştık böyle bir şey ya. Hayır. Hani yandan alıyor. Oğlum Ale, ben hani bunu görecektim toplarken ya. Abi daha bale var, bir sürü bale. Hayır. Abi toplama şeyini biliyorum zaten. O öyle bir şey kullandık biz. Bak şuradan tamam, alıyor işte. Bunu kullanmadık, bu yeni. Yok. Şey, toplama sistemi aynı. Burası boşken. Burası direkt boşken, burayı boşaltıyorum. Sonra iyi, daha fazla sıkıştırmıyorum. Tamam, şöyle şuraya. Ne biraz taraftan gideyim. Boşaltacak lan? Geriye doğru boşaltacağım. Geriye doğru mu? Evet. Arkadaşlar yalnız ne balyo çıkmış lan. Daha da var değil mi baya? Baya var. Daha bu kadar daha fazla. Daha fazla var ya. Bak, hazır mısın? Hazırım. Evet, bir tane ayaklık geldi. Oh, direkt ölüm bırakacak. Oha. Oha. Ben içine girdim bunu. Oha. Şöyle bir yanlıştıracağım. Şimdi hocam. Hocam arkama baksanız, yardımcı olsanız, göremiyorum burada. Hocam şu an tam. Tam şu an tam. Değil sağ mi? Böyle. Evet, sağ. Oğlum ne yapıyorsun? Bıraksaydın. Allah kahretsin. Amatör herif seni. Amatör. Yanlışlığı bastım. Tamam, sıkıntı yok kardeşim, olur öyle şeyler. Hadi biz de ilk zamanlarda öyledik. Yap bakalım. Ben gidiyorum abi, aklına evet. Oy. Bak bekle, sakın balyaları dokunma, şimdi şuradan bir şey çıkartacağım. Oy. Yıkıl. Sakin ol, yıkıl. Oy kuzum. Şifa dağıtıyor. Bekle. Oh. Rahatlatıcı. Rahatlatıcıydı bu arada. Of oğlum, şuraya bak ya, çok iyi. Tamam, burada sen basmaya ben basmaya devam edeyim, sen de toplamaya devam et. Lan çok işimiz var ya. İşimiz bitmiyor arkadaşlar, çok iş ya. Vallahi var ya, bu tarla işleri arkadaşlar çok fena. Yoğun bir çalışma. Şu anda yoğun bir çalışma var tarlalarımızda. Ya bu yoldan ne araba geçiyor? Bu yapağların fiyatı iyiyse beyler, ben yapağı satayım biraz. Gideyim o yapağı düşüştü abi. Fabrika parasını çıkartayım da. Kardeşim o düşüşte de yani, şimdi bizim de fabrika kurmamız lazım acilen. Yani 2500'e gidiyordu o. Acilen bizim fabrika kurmamız lazım yani. Fabrika kurulur abi, o basit fabrika kurulur. Bir şey diyeyim mi, şu an mantıklı olan bir fabrika kurulacaksa kumaş fabrikasını ikilemek olur yani. Bence niye kıyafet daha pahalı diyor Bulut. Ama şöyle düşün, şimdi buradan tarladan pamuğu kaldıracaksın. Onun orada kumaşa dönüşmesini bekleyeceksin. Oradan çıkartacaksın. Ama bir yerden sonra sonra şey olacak zaten o. Bir düzen olacak, tamam. Oğlum bu niye satmıyor ya? Bizde bir düzen olacak, sürekli üretim devam edecek yani. Çünkü sürekli kumaş oraya koymuş olacağız. Sürekli pamuğu kumaş fabrikasına koymuş olacağız ve o süre aslında ikisi aynı anda geçiyor gibi olacak mantıken. Ama şöyle bir şey var, bir de kumaş fabrikasına iki tane koyduğun zaman daha hızlı. Mesela sen geçen bölüm o kadar yattın, 100 bin yerine 200 bin kazanacaktın. Bir de öyle düşün. Nasıl yani? Ya abi şimdi misal veriyorum, günde bir palet çıkarıyorsa o şey kumaşı. Ha. İki tane olduğu zaman iki palet. Evet. Yani günlük sen 10 bin kazanıyorsa 220 bin kazanacağız. Kıyafetten daha fazla kazanmıyor mu? Ama oradan çıkan kumaş şeye gidiyor diyorsun.
Kumaş evet. Satmayıp Bir de kumaşın hani fiyatının kıyafetin fiyatının yükselmesini falan bekleyeceğim de öyle nerede. Ya bir tane daha kumaş kuralım. Okey. Kıyafeti sonra o ikisinden sonra kurarız da. Şunu söyleyeceğim size. Ben niye süt satamıyorum abi şu an? Hayır bir tablo gelsene. Mantıklı arkadaşlar. Şeyin dediği mantıklı. Aa pardon. İki tane kumaş yapıp iki tane kumaş fabrikası yapıp seri seri kumaştan çok büyük para kaldırabiliriz. Kalıyor değil mi öyle? Yok. Satılmıyor şu an. Şırıltı var bende. Dayı sen nasıl geliyorsun? Dayı bir şey yapmadın mı? Abi gözün oyuncu oyuncak var. Niye oyuncağı almıyor? Nerede lan? Dayı orada. Hani? Orada. Lan nerede? Lan şurada abi gel şuraya. Nerede lan? Aa! Lan belki de 10'uncuysa 100 bin lira gelecek şu an arkadaşlar. Abi. Bismillah. Oo! Oha! Olaya bak. Lan evet. Burada bak yat kalk dua et bana lan. Oğlum Allah yüzümüze güldü lan. Harbiden yüzümüze güldü. Bu şey, resmen var ya şey ya bu. Yani bu kadar denk gelir oğlum yuh. Ben de bug'a girmiş. Şunu bir kendin yapsan ya da başka bir yerde dene. Yani başka bir yerde. Bende de bug'da canım benim. Neyse oğlum zaten bu süt kalsın ya satarız sonra ya. Hatta ben direkt bu aleti orada bıraktım. Onu sonra gelip satarım ben. Lan Vural'a gözün önünde 100 bin dolar yatıyor. Harbiden lan gözü ayağımın altında 100 bin dolar varmış arkadaşlar. Ben yaklaşık 10 dakikadır oradayım ha Halil. Ben geldim o ne diye baktım oyuncuymuş. Ana çok iyi oldu. İlaç gibi geldi şu an. İlaç gibi radyo. Bir de böyle bekletiremem biliyor musun? Yemin ederim ilaç gibi geldi şu an beyler bu arada. Bu yeni aletleri görmek beni çok sarıyor da dostlar. Bilmiyorum sizi de sarıyordur diye o yüzden sürekli bakasım geliyor. Çünkü aletlerin çalışma stilleri çok tatlı. Hop. Aa bir şey fark ettim. Tam o bir dakika iki şeyi aynı anda fark ettim. Şunu bir alsın. Bunun animasyonunu bak göreyim. Hop. Oh lak diye oraya koydu he. Bulut. Evet. Bak. Efendim abi. Sağ ayağıma bak. Ayakkabılarım çok güzel bu arada. Gel buradaki ayağıma bak. Bak gözünün önündeki ayağıma bak. Evet baktım. Bak. Görmedim değil mi ya? Frene bas bakayım. Yok onu, sadece var. Arkadaşlar aynen, detaya sadece. Bakın ya. Bak hop hop hop. Bir de uzun süre basmazsan ayağını geri alıyor ama mesela az bir basıp çekersen bak orada tutuyor bulut. İki tane animasyon var. Bak bir orada tuttuğu var. Bir de geri çektiği var. Ben şimdi kumaş fabrikasını kuruyorum beyler. Yeni kumaş fabrikamızı. Onu... Tam 60 bin biliyorum bu hayırdır. Yok sıkıntı hiçbir mı? Şey yani onu diyor. Hiçbir şey yani. bize ne lazım biliyorsun değil mi? Bize ne lazım? Bize ne lazım ben size söyleyeyim. Bize pamuk hasatı lazım oğlum pamuk hasatı. Ya. Hayırdır tutmasın direkt pamuk hasatına başlayalım. Ya. Aa. Ben bunu hemen şeye koyuyorum bu arada beyler. Diğer koyunların hemen yanına koyuyorum. Yapayı direkt buradan oraya atacağız böyle çat çat çat. Abi ben daha mantıklı bir şey söyleyeyim mi peki? Sera mı kursak? Serayı merayı sonra yaparız oğlum. Şimdi bir sonra mı yapalım? Kumaştan iyi para kazanacağız bak. Yani bir kumaştan para kazanalım kurarız serayı da. Yok şey diyorum kumaş zaten hani kendi kendi oluyor ya orada. Oğlum tamam burada da olacak daha çok olacak. Seri seri olacak. Şimdi gidelim görelim ya var ya. Bu sen burada o postayı bitirdin mi? Yok topluyorum hala. Oha oğlum ne kurdum lan ben oraya? Şata vurmuşsun dayı direkt. Oha şata kurdum direkt çok güzel görünüyor bu arada. Oy bulut onunla gelsene direkt buraya. Şey ama tam doldurayım da. Ha tam arkadaşlar Galata Kulesi var içinde. Galata Kulesi var o ne? Evet yani fabrika var o bu ne güzel bir şey la bu. Şimdi buraya yapayı atayım ben direkt dur bakayım. Bir şey diyeyim bu başka bir şey gibi de bir yandan. Aynı aynı abi ya altta aynı şeyler vardı. Bir şey diyeyim. Ha. Pamuk ekimi yapacağız, ona göre ekipman kiralayacağım. Pamuk ekimi yapmayız ya. Çok fazla var. Aynen bunu buraya attım ben. Üretim noktasını yönet. Harbiden aynı işlevi görüyor lan. Bu başlasın. Arkadaşlar bu başlasın bir an önce. Üretimimiz başlasın abi. Çalıştırılıyor şey diyor. Güncelleme geçmişini okumadım da bu da yeni gelmiş olabilir. Geçen o yüzden görmemiş olabilir. Mantıklı dedin Halil. Aa bir dakika bunun içinde galiba var ya iki tane farklı. Bunun içinde 4 tane üretim yeri var. Daha büyük bu. Aa. Yani ondan da belki. Aynen. Daha yoğun. Bu var ya daha yoğun bir şey yapıyor galiba yani. Ben 4 tane varsa daha az yapıyor demek ki. Daha yoğun bir şey bulut bu. Yoğun bir yapış gerçekleşiyor. Daha fazla yapıyor olabilir abi. Daha fazla yapıyordur büyük ihtimal. Bir de tam koyunların yanında yapayı al buradan fırlat anasını satayım. Al fırlat.
Fabrikaya doğru. Çok iyi ya arkadaşlar, gerçekten teknik bir adam. Gelişiyoruz ya. Abi. Teknik bir adam ya. Var ya. Çiftlik bayağı gelişiyor abi, çiftlik. Fabrikalar falan. Fabrikalar mavrikalar, biz yakında oğlum bu bütün haritayı satın alacak duruma geliriz arkadaşlar. Haritayı her haritaya bir tane işçi, hepsine bir şey ektireceksin, hepsine toplu sattıracaksın. Al. Ha, biz gezeceğiz Mercedes'le. Tamam, biz o sıra tur atacağız. Yeni spor arabalarımız var arkadaşlar, onları daha size göstermiyoruz bilerek. Onları tabii gelecekte satın alıyor olacağız. Böyle diyoruz, 2 gün sonra yine eksi de atacağım değil mi ben bölüm? Eksi 20 abi. Eksi 28 bin arkadaşlar, sıkıntı yok ama yatırım. Nereye kurdun onu? Geliyorum. Koyunların hemen yanı. Direkt abanla gel bu arada. Ya, arabayla giriyorum. Gel öyle gel, topla gel. Kardeşim bak, yeni fabrikamızı göreceksin Bulut şu anda. Fabrika değil ki bu. Musun? Ne bu? Bu İngiltere kalesi ama. Gel öyle, gel topla yürü devam et soplu gez. Yanda sola kırayım mı? Nasıl? Çok fena bu arada, of. Bu kule takılmasam daha iyiydi. Bir şey oldu şey. Biraz sağlı git, ver bana sen incele, Bak bakayım Bulut harbiden 4 tane gibi mi? Evet. Değil mi? Aa, acaba diğerini mi gösteriyor? Büyük sebebi? Diğerini gösteriyor. Harbi mi? Pamuk diyor ama pamuk yok bunun içinde çünkü. Belki otomatik, evet. Pamuk da veriyordur başlangıç hediyesi olarak. Ne böyle bir şey yapsın ha? O ses ne? O ne ya? O ses ne? Oğlum niye öyle bir şey yaptın? Bayağı bak, bize bir yan yana baksana be Allah'ın için. Oğlum çok iyisiniz. Nasıl sizler bayağı iyi. Bir dakika dur, ben de ortanıza geçeceğim. Benim karakter hiç olmuyor ama olsun. Seninki öğretmen gibi oldu. Evet, benimki öğretmen gibi. Vallahi arkadaşlar. Hocam. İstihdam sağlıyoruz, gelirimizi yükseltiyoruz. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Bence güzel bir bölümdü. Videodan çıkmadan abone olmayı. Farming Simulator 31. bölümüyken böyle Farming Simulator bol bol 331-531'lere kadar devam etsin diyorsanız birer tane like atmayı ve hala aboneseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.